Reel gayrisafi yurt içi haslanın zamana göre değişimini gösteren bir grafik çizelim. Bu eksen reel gayrisafi yurt içi haslayı gösteriyor, yani bu gerçek bir değer. Nominal gayrisafi yurt içi hasıladan bahsetmiyoruz. Bunların ne anlama geldiğini hatırlamakta zorlanıyorsanız, iki kavramı karşılaştırarak açıkladığımız reel gayrisafi yurt içi hasla ve nominal gayrisafi yurt içi hasla videomuza bir bakabilirsiniz. Reel gayrisafi yurt içi hasla bir ekonominin ürettiği gerçek mal ve hizmetleri yani ekonominin üretkenliğini temsil ediyor. Bu da zaman eksenimiz. Minik ekonomiciğimizde ya da artık hangi ekonomiyi inceliyorsak onda nüfus zamanla birlikte artıyor diyelim. Hemen bunları yazayım. Zaman ilerledikçe nüfus artıyor. Bu gerçekçi olmayan bir varsayım değil. Birçok ülkede durum bu. Nüfus zamanla artıyor. Bir de şunu varsayalım. Üretkenlik de artıyor. Üretkenlikten kastımız birey başına ortaya koyulan ürün miktarı. Evet, üretkenlik artıyor. Üretkenlik niçin artıyor olabilir? Teknoloji. Hatta büyük oranda teknoloji sayesinde artıyor olabilir. Büyük oranda teknoloji ama yeni kaynakların keşfide etkili olabilir. Kaynak keşfi. Ya da belki de yeni iş modelleri geliştirilmiştir. Aslında bu yeni bir teknoloji olarak da düşünülebilir ama yine de yazıyorum. Yeni iş modelleri. Yani bir şekilde ekonomimize kişi başına üretim artıyor. Bunlar çoğu ekonomide uzun sürelere yayılan eğilimlerdir. Bu eğilimlerden hareketle ekonominin yükselmesini bekleyebiliriz. Yani eğer sadece bu iki durumdan hareketle uzun dönemli bir eğilimi öngörmek isterseniz bakın nüfus da üretkenlik de artıyor. Reel gayri safi yurt içi hastalığının zamanı bağlı değişimi yukarı doğru şöyle bir şey olacaktır. Düzgün işleyen çoğu ekonomi için uzun vadeli eğilim gerçekten de böyledir. Ama kısa dönemleri ele alacak olursak grafik aslında böyle dümdüz bir doğru olmayacaktır. Dünyadaki hangi büyük ekonomiye, daha doğrusu hangi ekonomiye bakarsanız bakın, kısa dönemde grafik böyle dümdüz artış gösteren bir grafik değildir. Bir noktada reel gayri safi yurt içi hasıla çok hızlı yükselir. Sonra aniden geriler, yani daralır. Sonra tekrar büyümeye başlar. Belki eğilim grafiğinin de üstüne çıkar. Sonra tekrar eğilim doğrusunun altına iner. Sonra tekrar çıkar sürekli böyle dalgalanır. Eğilim doğrusu üzerinde dalgalanır, böyle durur. İşte eğilim doğrusu üzerindeki bu dalgalanmaya iş döngüsü adı verilir. Burada böyle inişli çıkışlı bir şekil oluşuyor. Ana fikrimiz şu. Ekonomi dediğimiz şey öyle dümdüz bir doğru şeklinde ilerlemez. Bazen hızlı büyüyüp eğilim doğrusunun üstüne çıkar, sonra geriler. Sonra tekrar büyür, tekrar geriler. Buna iş döngüsünden başka isimler de verilmiş. İktisadi döngü veya konjonktür devresi dendiğini de duymuş olabilirsiniz. Biz iş döngüsü diyeceğiz. Aslında döngü sözcüğü biraz yanıltıcı. Bilimsel anlamda döngü dendiğinde ilk olarak aklınıza başladığınız yere geri döndüğünüz bir çember gelir. Ama burada onu kastetmiyoruz. Döngü terimini kullanmamıza rağmen iktisadi etkinlikteki bu dalgalanmalar mekanik veya öngörülebilir periyodik bir kalıp izlemez. Aslında iş döngüsü öngörülmesi çok zor olan bir olgu. Herkesten önce ekonomistler iş döngüsünü öngörmekte inanılmaz zorlanır. Yani iş döngüsü böyle güzel düzenli bir sinüsoidal eğri değil. Öngörülmesi oldukça zor bir desendir. Döngü bir eğilim doğrusu boyunca dalgalanıp durur ama ne yapacağını tahmin etmek zordur. Öngörülmesi zor. Ve normal şartlarda iki iniş veya iki çıkış arasındaki uzaklıklar eşit olmaz. Zaten bu yüzden öngörülmesi bu kadar zordur. İş döngüsünün farklı aşamaları için farklı terimler söz konusudur. Esasında bu terimlerde o anki durumu tanımlayan kelimelerden başka bir şey değil. Mesela ekonominin genişlediği şu döneme ele alalım. Buradan buraya, bu aşama iş döngüsünün bir bölümü. Bu bölgeyi yeşille tarıyorum. Buraya genişleme diyoruz. Neden? Çünkü ekonomi genişliyor. Bu aşamada daha fazla mal ve hizmet üretiliyor. Genişlemenin sebeplerini daha sonra tartışacağız. Derken ekonomi daralmaya başlıyor. Bu kısımda ekonomi daralıyor veya buna geriliyor da diyebiliriz. Bir önceki aşamaya göre burada bir gerileme söz konusu. Morla taradığım bu bölge bir gerileme bölgesi. Gerileme yeterince büyükse bazen bunalım ya da buhran olarak da geçer. Hatta bu konuda meşhur da bir şaka var. Komşun işten atıldıysa bir gerileme söz konusudur. İşten atılan sen sen işte o bunalımdır. Burada dikkat çekici olan şu. Bu desen 7, 8, 10 yılda bir tekrar ediyor. Ama biz yine de sebebini tam olarak anlayamıyoruz önümüzdeki birkaç videoda bu durumu açıklamaya çalışan modellere göz atacağız. Zaten toplam arz ve toplam talep konusunu anlatmamızın ana nedeni de bu. Madem bunu söyledim, bahsettiğim o modellere de çok ihtiyatlı yaklaşmanızı tavsiye ederim. Çünkü hepsi aşırı derecede basitleştirilmiş ekonomik modeller. Tümü, bütün bu iş döngüsü veya herhangi bir piyasa dalgalanması konusundaki belki de en önemli etkeni göz ardı ediyor. Nedir bu etken? İnsani duygular insani duygular fark etmişsinizdir. Ekonomi üzerine yaptığımız hiçbir videoda insani duygulara hiç değinmedik. İnsanların yakın geçmişi referans alarak atabileceği adımlardan da bahsetmedik. İnsanların hırsından, risk alma eğilimlerinden, korku ve tutkularından da hiç söz etmedik. Halbuki tüm bunlar son derece gerçek şeyler. Ama geleneksel ekonomide hiçbir modele tam olarak oturmuyorlar. Ama yeni alanlar doğuyor. Mesela davranışsal ekonomi, mesela davranışsal finans. Bunlar insani duyguları da hesaba katmaya çalışıyor. Ama burada inceleyeceğimiz modellerde bu kadar ileri gitmeyeceğiz. Biz şu an sadece toplam arz ve toplam taleple ilgileniyoruz. Peki niçin insani duygulara değindik? Çünkü 6-7 yıl boyunca piyasalarda çalıştım. Bir yatırım firmasında analist olarak görev yaptım. O süre zarfında piyasa ve ekonomik dalgalanmalardaki büyük hareketlerin nedeninin çoğunlukla insani duygular olduğunu uzun uzun inceleme fırsatım oldu. Burada da tam olarak yaşanan o. Bakın tekrar edeyim. Burada gördüğünüz şey ilk sene iktisat dersinde öğreneceklerinizden çok farklı. Klasik yöntemden önce bunu anlatıyorum. Çünkü bence bu iş döngüsü sırasında neler olduğuna dair çok daha iyi bir fikir veriyor. Bu civarlarda genişleme fazı başlarken insanlar epey şüphelidir. Çünkü daha öncesinde kötü bir dönem geçirmişlerdir. İşlerini kaybetmişler, faturalarını ödeyememişlerdir. Şirketlerin karları düşmüş, hatta sıfıra inmiştir. İflaslar olmuştur. Dolayısıyla bu bölgede ekonomi büyümeye çalışıyor olsa da insanların aklında hala şüpheler vardır. Yakın geçmişte yaşadıkları tüm acılar hala zihinlerindedir. Gaza gelip para harcamaya başlamaya hiç niyetleri yoktur. Yatırım yapmaya henüz hazır değillerdir. Ama bu noktadan uzaklaştıkça bu arada şu an iş döngüsünün sadece duygusal boyutundan bahsediyorum ki bence en güçlü boyutu da budur. Evet bu noktadan uzaklaştıkça insanlar şöyle bir hisse kapılır. Bir dakikaya, belki de bu gerçektir. Kötü anıları yavaş yavaş silinmeye başlamıştır. Risk almaya dair korkuları yok olmaktadır. Tüm o grevler, iflaslar çok çok gerilerde kalmıştır. Özgüvenleri her geçen gün biraz daha artar. Yatırım yapmaya veseri tazelenir yatırım yapmaya ve her gün biraz daha fazla para harcamaya başlarlar. Her gün daha fazla çalışanı işe alırlar. Durum her yerde böyle olduğundan bakarlar iflaslar gittikçe azalıyor, grevler bitiyor, her geçen gün biraz daha iyimser hale gelirler. Böylece ekonomi de büyümeye devam eder. Özellikle bir de bu civarlara gelindiğinde grevler, iflaslar, ipotekler falan artık çok çok geride kalmıştır. Dolayısıyla bu noktada insanlar bir özgüven patlaması yaşamaktadır. O kadar ki riskleri küçümser hale gelmişlerdir. Sanki parayı sokaktan bulmuş gibi saçmaya başlamışlardır. Çünkü büyümenin sonsuza dek süreceğini sanmaktadırlar. Yani yakın geçmişi yanlış yorumlamışlardır. Ekonomistlere bile sizce yakın gelecekte ne olacak sorusu sorulduğunda onlar bile yakın geçmişi yanlış yorumlama eğilimindedir. Yakın geçmiş böyle olduğuna göre yakın gelecekte de böyle büyümeye devam ederiz derler. İşte tam bu noktada insanlar aşırı ümitlidir. Çok fazla iyimserdirler. Neye yatırım yaptıklarına dikkat etmezler. İşlerin bekledikleri gibi büyümediğini fark ettiklerinde ise hafif korkuya kapılmaya başlarlar. Ama hala durumu inkar aşamasındadırlar. Sadece biraz korkmuşlardır. Derken bir bakarlar bir şeyler ters gidiyor. Eyvah derler. Paniğe kapılırlar. Ekonomi geriliyor. Sonra aynı döngü yeniden başlar. İşin bu duygusal boyutunu daha iyi anlatabilmek için bir grafik daha çizdim. Bu grafiğin orijinali genellikle ekonomik daralmalar sırasında zincir mail olarak yayılır. İnsanlar ekonomideki büyümeye dair şüpheye düştüklerinde bunu paylaşır. Genelde bu grafik borsa dalgalanmalarında yaygınlaşır. Ama borsadaki dalgalanmalar iş, iktisat döngüsü veya konjonktür döngülerle yakın ilişki halindedir. Bana soracak olursanız buradaki sözcükler hem borsadaki hem de iş döngülerini çok iyi şekilde tasvir ediyor. Mesela bir büyümenin başında insanlar gayet iyimserdir. Biraz ilerleyince biz yepyeni bir şey bulduk. Belki sonsuza kadar büyüyebiliriz derler. Heyecanlanmışlardır. Sonra coşku gelir. Artık sadece kazandıkları paraları hatırlamaktadırlar. Yatırımlar yaparlar. Lalala.com'u satın alacağım derler. Sonra öfori hali boy gösterir. Derler ki ne çalışacağım be gayrimenkullerimi değerlendiririm. Veya lalala.com'dan hisse alırım. Artık ne iş yapıyorlarsa derken bazı yanlış yatırımlar yaptıklarına dair emareler görmeye başlarlar. Yatırımları beklendiği kadar iyi sonuçlar vermemektedir. Endişelenirler. Daha sonra durumu inkar etmeye başlarlar. Küçülüyor muyuz? Yok canım ne küçüleceğiz? Halbuki bir süredir küçülmektedirler. İnternet her şeyi değiştirmiştir. Bu kez korkuya kapılmaya başlarlar. Bir şeyler oluyor galiba moduna girerler ve ümitsizliğe kapılırlar. Sonra da panik gelir. Borsa açısından bakacak olursak insanların satmaya başladığı nokta budur. Normal bir iş döngüsünde ise harcamalarını düşürme, işleri dizginleme yoluna giderler. Derken teslim aşaması gelir. Tamam derler. İşler kötü, daha iyi olacağı da yok. İpin ucunu bırakıp umutsuzluğa kapılırlar. Bu noktada insanların bunalıma girdiğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü tüm bu güzel duyguları yaşamalarının üstünden çok zaman geçmiştir. Ve en iyi yatırımcılar şunu söyler: bu nokta yatırım için en iyi, bu ise en kötü zamandır. Bu aralıkta bir miktar büyüme gerçekleşmiş olsa da insanların buradaki duyguları yaşamasının üstünden çok zaman geçmiştir. İnsanlar hala bunalımdadır. Ama büyüme sürdükçe ümitler de büyür. İnsanlar biraz da olsa rahatlamaya başlar. Her şey kötü gidiyorken en azından tekrar iyimser olurlar. Özetle aklınızda bulunsun. İster borsa dalgalanmalarında isterse iş döngülerinde olsun insani duygular en önemli faktördür. En azından ben böyle düşünüyorum. Ama bir iktisat dersindeki klasik yaklaşımına bakarsak insani duyguları büyük resmin dışına atmamız gerekebilir. Bu da biraz saçma olabilir. Çünkü belki de insani duygular resmin en önemli bölümünü oluşturuyor.